teori kısmı ile alakalı genel bir bilgi. Öncelikle eksiklerinizi iyi tanımlayın. Ve çok kısıtlı bir bütçeyle hareket etmeye çalışıyorsun. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bomba gibi bir ehliyet videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu içerikte de bir soru cevap içeriği yapacağız. Yanlış bilinenler, bilinmeyenler, bilgi eksikliği olduğu için ne yazık ki kandırılanlar, bu videoyu özellikle izlemeli arkadaşlar. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Özellikle bir bilgi var ki çok soruluyor, çok yanlış biliniyor. Bunu herkesin öğrenmesi lazım. Üşenmedim, gittim. Far Erlaubnis Behörde'den bilgi aldım resmi olarak ve bu konuyu artık açıkla kavuşturmamız gerekiyor. Hadi içeriğimize başlayalım. Bir arkadaşımız sormuş. Otoparkta aracın hızı ne olmalıdır diye. Arkadaşlar bu çok önemli çünkü bazen sizi AVM otoparklarına falan götürüp orada park ettirmek isteyebilir sınavı yapan kişi. O noktada bilmeniz gereken şey otoparklarda araçlar adım hızında kullanılmalıdır. O da yaklaşık 7 kilometreye, saatte 7 kilometreye tekabül eder. Yani orada gösterge 10'dan daha aşağıda olacak, 5'ten daha yukarıda olacak. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Hızlı olduğunuzda orada yürüyen insanlar olabileceği için birine zarar vermenizden korkuyorlar. Lütfen buna dikkat edin. Geldik sondan ikinci soruya. Bir arkadaşımız sormuş. Almancam pek iyi değil. Sınav esnasında acaba tabela vesaire gibi şeyler sorulabilir mi diye. Aslında tabelaların anlamını bilse de orada iletişim kuramayacağını düşünüyor ve bu sebeple açıkçası çok istemiyor. Aklı. Ama bu korku da yersiz. Arkadaşlar sınavda sınavı yapan kişi genelde sizi sadece izliyor. Atıyorum stop tabelasına geldiniz. İşte duruyor musunuz düzgün bir biçimde? Ya da işte diğer tabelaları takip edip hızlarınızı ayarlayabiliyor musunuz? Yani ben daha bugüne kadar bir tane kişinin de dur bakalım şimdi bu tabela ne anlama geliyor dediğini görmedim. Zaten burada daha önce size bir uyarı yapmıştım. Almanca bilmediğinizi, az bildiğinizi muhakkak sınavdan önce belirtin ki sizi zor Almanca gerektiren diyaloglara sokmasın sınavı yapan kişi. Anlayışlı davranır. Zaten hadi diyelim ki o gün soracağı varsa bile sizle böyle daha ağır iletişimlere girmekten kaçınır ve atıyorum daha basit iletişimle sağa dön, sola dön, dur, Gefahrbremse yapacağız. Hani bir anda duracaksınız, o Notbremse var ya, hani gidip 30'la giderken bir anda durmanızı istiyor, iki el direksiyonda olacak falan. Hani maksimum o iletişimleriniz olur. Onu da zaten 50 kelime içeriğinde anlattım. Orada inceleyebilirsiniz. Yani bu konu yine şeye geliyor. Almancam çok iyi değil, çekiniyorum konusuna geliyor. Çekinmeyin. Birincisi size muhtemelen tabela ne anlama geliyor sormayacaklar ama bilmenizi bekleyecekler. O yüzden muhakkak bilin. İkincisi siz bunu uygulayın. Son soruya geldik arkadaşlar. Demiş ki bir arkadaşımız. Ben hız sınırı olan tabelaları sürekli kaçırıyorum. 70'lik yol hangisi, 100'lük yol hangisi karıştırıyorum. Yakın zamanda sınavım var. Ne yapabilirim bununla alakalı? Arkadaşlar Almanya'da her şey yazıyor. Yani özellikle sizden ekstra bir şey bilmeniz çoğu zaman beklenmiyor. Yani şunu söylemiyorum. Örnek veriyorum, bir inşaat alanının yanından geçerken 30'a düşmeniz bekleniyor yazmasa bile. Anlıyor musunuz demek istediğimi? Ama onun dışında bu bile çoğu yerde yazıyor. Ya da şehirler arası yola girdiniz, otobana çıktınız. Orada bile çoğu zaman her şey yazıyor. Hadi diyelim ki yazmadı. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Karıştırıyorsanız, tabelaları takip edemiyorsanız ki Almanca'da en birinci şeydir bu tabela takibi. Gerçekten yapmanız gerekiyor. Şunu kafanızda bölümlere ayırın. Deyin ki işte şehir içindeyim, 30 ve 50 yapabileceğim yerler var. Şimdi şehirden çıkıyorum, 70, 100 ve daha yukarısı yapabileceğim yerler var. Yani tabelaları takip edemiyorsanız bile tabelaların karşınıza çıkabileceği yerleri kafanıza bölerseniz kolaylık sağlar size
Olur da böyle bir karışıklık yaşıyorsanız diye anlatıyorum bunu. Arkadaşın sorduğu üzere. Sonuç olarak söyleyeceğim şey, Türkiye'den farklı olarak biliyorsunuz 70 bittiyse 70 üzeri çizili olarak göstermiyor. 70 gösteren tabelanın tam tersini görmeniz gerekiyor ya da yeni bir tabela görmeniz gerekiyor, 50 vesaire gibi. Yani buna dikkat edeceksiniz. Lütfen hız sınırlarını aşmayın. Sınavda başınıza bela olabilir. Çünkü böyle bir şey direkt şahit oldum. Öğrenci çok güzel kullandı. Her şey mükemmeldi. Bir yerde 70 bitti. 50 oldu. Ve bunu görmedi. O 50 olan kısımda 70 ile gittiği için sınavdan kaldı. Çünkü zaten Almanya'da genel olarak sınavın büyük pencereden baktığınızda aslında özeti tabela takibi ve onların uygulanması. Şimdi arkadaşlar, bu videoyu aslında çekmemin amacına geliyorum. Bu içerik niye çekildi biliyor musunuz? Bunu bir soru olarak değerlendirmek istemedim. Bu benim için bir etik duruş. Bu videoları yapma amacım. Arkadaşım biri demiş ki, ehliyet başvurusu yapmak istiyorum ama korkuyorum Almancamdan dolayı vesaire. O kısımları cevapladık zaten daha önce. Ama sürücü kursuna gittiğinde demişler ki sen buraya geleli bir yılı geçtiği için ehliyetini değiştiremezsin. Yeniden ehliyet almak zorundasın. Bu bilgiyi veren ben arkadaşın yalancısıyım. Doğrudur yanlıştır bilmiyorum. Bir sürücü kursu. Sürücü kursu bir ticarethane. Ne yapmak istiyor? Para kazanmak istiyor arkadaşlar. Tamam mı? Siz çünkü ehliyeti yeniden aldığınızda tamamlamanız gereken zorunlu saatler olacak. Öyle 3 saat alayım, 5 saat alayım, hemen ehliyeti değiştireyim olmuyor. Yani bundan para kazanacak. Ancak siz de bir müşteri olarak haklarınızı bilmeniz lazım. Biliyorum burada çoğu insan buraya yeni taşınmış, ekonomik durumu çok iyi değil. Belki bu ehliyeti alınca yeni bir iş bulabileceğini, daha güzel bir iş bulabileceğini umuyor. Anlıyorum sizi. Ve çok kısıtlı bir bütçeyle hareket etmeye çalışıyorsunuz çoğunuz. Bunu da anlıyorum. Zaten ciddi anlamda söylüyorum. Benim bu ehliyet içeriklerine başlangıç noktam bu. Çok zor şeyler, çok yanlış bilgi dolaşıyor etrafta. Genelde insanların parası alınması durumu söz konusu fazla fazla. Yani benim bu içerikleri yapmamın amacı tabii ki bir şeylere para ödemeniz gerekiyor ama gidip de uygulamaya 50 euro ödemeyin, 10 euro ödeyin. Bu uygulama benim uygulamam değil arkadaşlar. Ben bilmiyorum bile kimin olduğunu. Ancak sınavı geçirtiyor ve çok ucuz. Bu bilgi benim için yeterli. Anlıyor musunuz demek istediğimi? Yani benim bu içerikleri çekmemin tek sebebi en uygun yolla sizin bu süreci tamamlamanız. Gerek yeni ehliyet alıyorsunuz, gerek ehliyeti değiştiriyorsunuz. Haklarınızı bilin, kandırılmayın. Bunu en uygun yolla yapın. Bu konudaki en geçerli, en doğru bilgi şu arkadaşlar. Türkiye'den ehliyetiniz var. Ve geçerlilik süresi devam ettiği sürece. Siz buraya geleliniz 2 yıl olmuş, 3 yıl olmuş, 5 yıl olmuş. Hiç önemli değil. Ehliyetinizin geçerliliği devam ettiği sürece o ehliyeti gidip Alman ehliyetiyle değiştirmek için başvurabilirsiniz. Bakın değiştirmek diyorum, yenisini almak demiyorum. Siz Türkiye'den aldığınız ehliyetin geçerliliğini ne zaman kaybedersiniz? Diyelim ki buraya taşındınız. Ehliyetinizin süresi doldu ve üzerinden 3 sene geçti. Bakın 2 sene, 2,5 sene bile uygun. Ama artık taşındınız ve ehliyetinizin süresi doldu ve üzerinden 3 sene geçti. Bu zamandan sonra artık sizin ehliyeti değiştirmeniz imkansız hale geliyor. Bu durumda bile gidip Türkiye'de ehliyeti yenileyip gelip başvuru yapabilirsiniz. Anlıyor musunuz demek istediğimi? Sürücü kurslarının emin olmadıkları bilgileri bu şekilde size vermeleri açıkçası beni üzüyor. Tekrar söylüyorum, kandırılmayın, hakkınızı bilin. Ehliyet sürenizin dolduktan sonra 3 sene içerisinde dahi Türk ehliyetini değiştirme hakkınız var. Bunu çok görüyorum. Bana bununla ilgili mail atan insanlar da var. Yani diyor ki
Ben 6 ayım doluyor, çok stres yapıyorum. Bir daha ehliyetimi değiştiremezsem yeniden ehliyet alma sürecine girmek istemiyorum. Ya ben önce soruyu anlamadım. Dedim ki hangi 6 ay acaba? Şununla karıştırıyorlar. Türkiye'den buraya taşındıktan sonra 6 ay Almanya'da Türkiye'den aldığınız ehliyetinizi kullanabiliyorsunuz. İnsanlar sanıyor ki o 6 ay aynı zamanda o ehliyeti de değiştirmek için geçerli son süre. Hayır arkadaşlar, ikisi ayrı süreçler. İlk 6 ay oturum kaydı yaptıktan sonra başlar. Gidersiniz belediyede anmeldungunuzu yaparsınız. O zaman 6 aylık süreciniz başlar. O 6 ay Türkiye'den aldığınız ehliyeti kullanmanız için gerekli 6 ay. Lütfen bunu değiştirme süresiyle karıştırmayın. Değiştirme süresi ise taşındıktan sonra 2 yıl, 3 yıl geçse bile ehliyetinizin geçerlilik süresi varsa, hatta bitmişse ama üzerinden 3 sene geçmediyse yine gidip değişiklik başvurusu yapabilirsiniz. Ekstra saat almaya zorlarlar sizi. Otomatik ehliyet almaya zorlayanlar görüyorum. Bunu bizzat şahit oldum. Diyor ki sen B atıyorum kullanmışsın. Hep manuel. Diyor ki sen B otomatik al. Çünkü o zaman örnek veriyorum direkt kafadan 10 saat 15 saat sana ders satmak zorunda kalıyor. Çünkü o ders saatini tamamlamak zorunda kalıyorsun. Ama sen halihazırda mevcut ehliyetini değiştirirsen, örnek veriyorum 2 saat, 3 saat, 5 saatse ihtiyacın, o kadar ders alıp süreci bitirebiliyorsun. Tekrar söylüyorum, ben sürücü kurslarını burada çok kötüler, sizi kandırmaya çalışıyorlar, işte paranızı çalmaya çalışıyorlar demiyorum. Buralar birer ticarethane, bunu unutmayın. İnsanlar her zaman vicdanıyla değil de ekonomik kaygılarla hareket edebilir. Onları da anlıyorum. Ancak siz hakkınızı bilin. Tüketici olarak, müşteri olarak buna uygun hareket edin. Önemli bilgileri zaten içeriklerde anlatıyorum detaylı bir şekilde. Üzerinden geçiyorum. Onlar da gerçekten çok önemli, sınavdan bırakacak ya da geçirecek bilgiler. Ancak bu size maddi anlamda çok kayıp yaşatabileceği için beni çok üzen bir konuydu. Aldığım mailleri falan şokla okudum gerçekten. İnsanları böyle yeniden ehliyet alma sürecine sok, hani korkutup işte geçerliliği bitti artık bir an önce alman lazım vesaire deyip onu böyle zorlamaları beni biraz üzdü açıkçası. O yüzden lütfen bu içeriği iyi dinleyin. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Süre 20 dakikayı aşıyor. Sadece şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bunun çekimi, montajı benim için hayli zor. Ve daha önce de söyledim bunu. Ben bu içeriklerden para kazanmıyorum. Ben sadece bir insan gelip de bana içerik çok faydalı oldu, bugün sınavı geçtim dediği zaman mutlu olan biriyim. Benim için bu içeriklerin meselesi, kazancı bu. Mutluluk. Ciddi anlamda söylüyorum bunu. Başka bir artısı yok bana. Süre uzun olması bana bir şey kazandırmıyor. Sadece dediğim gibi burada gözümle görüp de vicdanımı susturamadığım, zor şartlarda ehliyetini değiştiren insanları şahit olduğum için istiyorum ki her noktayı anlatabileyim, her noktanın üstünden geçebileyim, her detayı size vereyim ki belki sınav anında aklınıza gelir de bir anda sınavı geçersiniz. Belki sürücü kursuna kayıt olmaya gittiğinizde bu bilgi sizinle olur ve kandırılmazsınız. Yani bu videoların uzun olmasının tek sebebi her şeyi size anlattığımdan emin olmaya çalışmak arkadaşlar. Size sınavlarınızda başarılar diliyorum. Lütfen gözünüzü korkutmayın. Almanca ile ilgili, sınavla ilgili hepiniz yapabilecek güçtesiniz, enerjidesiniz, motivasyondasınız. Bu yaşla alakalı, cinsiyetle alakalı, eğitimle alakalı bir şey değil. Bu kendinizi geliştirmenizle alakalı bir şey. Lütfen kendinizi zorlayın ve bu sınava madem kafaya koyup almak için başvuru yaptınız, bu süreci de güzel bir şekilde tamamlayın ve bunu benimle paylaşın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Alttan kanalıma abone olabilirsiniz. Size çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta diliyorum. Teori kısmı ile alakalı genel bir bilgi. Öncelikle eksiklerinizi iyi tanımlayın. Ve çok kısıtlı bir bütçeyle hareket etmeye çalışıyorsunuz.